Merhabalar, ben Gizem. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle saçımla ilgili konuşacağım. Saçımda bir kısım azalmalar var, özellikle ön tarafında. Bununla ilgili sorular sordunuz. Ben de bunun hikayesini, benim başıma geleni anlatayım dedim. Liseye ilk başladığım sene biraz daha tombiştim. Hala tombişim bence ama o zamanlar biraz daha kiloluydum ve her erken genç kızın olduğu gibi bunu ben dert etmiştim kendime bayağı. Dolayısıyla o zamanlar gazetelerde çokça dolaşan, hatta Posta gazetesiydi, o anında bir haftada işte şu kadar kilo, bu kadar kilo verdiren diyetler furyasına başladım. Ama ben bunu yaklaşık 3 ay olarak düzenli bir şekilde, yani düzenli yapmamam gereken, bir hafta yapıp bırakmam gereken bir beslenme düzenine yaklaşık 3 aylık bir süre içerisinde yaptım. Evet, çok hızlı kilo kaybettim ama aynı zamanda sağlık sorunlarım da oluştu. Bunlardan biri saçım, evet. Bir diğeri de yaşım çok küçük olmasına rağmen Safrakesem tamamıyla taş dolmuştu. Hani vücudum oradan bir arıza verdi o kötü beslenme sistemine. Dolayısıyla Safrakesesi ameliyatı oldum. Henüz lise 1'e gidiyorken, daha yaşım çok küçükken, yaklaşık 14 yaşındaydım herhalde. 13-14 yaşındayken Safrakesesi ameliyatı olmak zorunda kaldım. Ameliyattan sonraki süreçte saçlarım dökülmeye başladı. Ama o zamanlar yine gençliğin verdiği bir umursamazlıkla diyeyim sanıyorum ki, bir de o zamanlar erkek arkadaşım vardı, üniversiteye gidiyordu, kendimi çok cool hissediyordum ve böyle şeyleri takmıyordum sanıyorum ki. Çok yanlış bir davranışmış, umursamadım. Fakat saç dökülmelerine ilk 3 yıl içerisinde müdahale edilmesi gerektiğinde, daha sonra bir makalede okumuştum yanlış hatırlamıyorsam, çok geçmiş yıllar önce. Ve zaten üniversiteyi bitirdikten sonra, önce 2 yıllık üniversite kazandım ben ve Ankara'ya geri dönüş yaptıktan sonra Sparta'da okumuştum. Çünkü bu bana dert olmaya başladı ufak ufak. Çünkü gittikçe saçımdaki dökülme belirginleşmeye başlamıştı. Ondan sonra evet, bir takım önlemler almaya çalıştık. Önce kan değerlerime ve hormon değerlerime bakıldı. Hani gözü kapalı hiçbir şey yapmadım. Öncelikle tıbbın gösterdiği yoldan gideyim dedim ve kan değerlerime, hormon değerlerime bakıldı. Fakat kan değerlerimde, demirimde, demir bağlamamda, çinkomda vesaire ya da hormonlarımda herhangi bir sorun gözükmüyordu. Ondan sonra bir takım kozmetik ürünler denemeye başladım. İşte Amerika'dan gelen fısfıs spreyler, biyoksin tarzı şeyler. O zaman biyoksin Türkiye'de yoktu, öyle bir pazar oluşmamıştı henüz. O tarz şeyler Amerika'dan geliyordu, bilmem nereden geliyordu, kullandım. Evet, birazcık saçımdaki tüy dökülmeye, açılmaya çözüm oluyor gibiydi o Amerika'dan gelen ilaç, adını hatırlamıyorum. Fakat yüzümde kıllanmalar başlamıştı. Bu da beni çok rahatsız etmişti yine bir bayan olarak. Dolayısıyla o ilacı kullanmayı kestim. Daha sonra da zaten kaldırılmış sanıyorum. Biyoksinler vesaireler, bütün kozmetik seçenekleri denediğimi düşünüyorum. Yani denemediğim şey kalmadı. En son Revox at kuyruğu şampuanı ile ilgili bir video çekmiştim ama onu da yaklaşık 6 aydır kullanıyorum ve herhangi bir değişim görmedim. Sonrasında mezoterapiye gittim. PRP tekniği diye bir şey var. Kanınızı alıyorlar, plazmasına eriyorlar ve sonra o plazmayı enjekte ediyorlar. Acılı bir süreçti çünkü yani kafama neredeyse 3-4 enjektör, 4 enjektör dolusu sıvı enjekte ediliyordu ve böyle sürekli küçük darbelerle yapılıyordu. Uzun bir süreydi hani ve yani 100-200'den fazla iğne darbesi alıyordum kafama. Çok acılı bir süreç geçirdim ama onun da herhangi bir faydası olmadı benim için. Burada konuştuklarımın hepsi benim için. Benim yaşadıklarım, çünkü sizin hormonlarınızda bir bozukluk olabilir, böyle bir sorun yaşıyorsanız kan değerlerinizde bir sıkıntı olabilir, bir düşüklük olabilir, çinko, demir bağlama vesaire bir şey azalmış olabilir ya da bu tür tedavilerden bir sonuç alabilirsiniz. Ben çok geç kalmışımdır veya farklı tip saç dökülmelerinden muzdarip olmuşuzdur. Ben kendi saçımla ilgili bunu yaşadım. Onun dışında tabii ki yok işte sinemekleri, David, Bevit, ampuller, vitaminler, bir şeyler sür, kadın doğum kontrol haplarını ez, kafana sür vesaire tarzı bütün bilimum koca karı işlerinde denedim tabii ki tıptan çare alamayınca. Ama onlar için de aynı sonuca ulaştım. Düzenli olarak uygulasam bile bir faydası olduğunu görmedim. Zaten böyle bir soruna gerçekten bir çözüm üretiliyor olsaydı, yani
şeyleri çok tasvip etmiyorum ben. Sürekli bir şeyler çıkıyor kozmetik olarak. Bioksin tarzı işte. Bioksin çıkıyor gidiyor. Minoxil çıkıyor gidiyor. Başka bir şey çıkıyor gidiyor. Sarımsak sür diyenler geliyor. İşte D vitamini, bevit sür, kır ampullerini sür diyenler çıkıyor. Bunlar eğer gerçekten böyle bir probleme çözüm olabilecek olsaydı zaten böyle problemi yaşayan tek insan ben kalmayacağım gibi dünya üzerinde bu problemi yaşayan insanlar da olmazdı. Dolayısıyla ben ondan sonra bir kabullenme sürecine girdim kendimle ilgili ve dedim demek ki benim yaşamam gereken şekil buymuş. Benim dış görünüşüm bu şekilde olmalıymış. Belli bir yerden sonra kabullenik bir yaşam tarzı insana daha çok mutluluk getiriyor. Çünkü bunu kafama takarak bir yere ulaşamayacağım artık. Tıbbın bana sunduğu her türlü çözüm önerisini denedim. Saç ektirme seçeneği var. Bunu da ben istemiyorum. Öyle bir acıya katlanabileceğimi düşünmüyorum. Bu kimsenin problemi değil, benim problemim ve ben bu var olduğum şekli değiştirmeden bu halimle mutlu bir şekilde yaşayabileceğime inanıyorum. Çünkü daha farklı bir şekilde yaşıyor olmam gerekseydi, evet yaşardım. Yani çok şükür bütün uzuvlarım sağlam, sağlıklıyım, mutluyum. Her yiğidin bir kusuru vardır dedikleri. Ben var olduğum halde barışık olmayı seçtim. Ve bu şekilde devam ediyorum. Umarım sizlerin yaşadığı problemler çözülebilir cinstendir. Demir eksikliğiniz vardır alırsınız, çinkonuz düşüktür alırsınız geçer. Ama benim hikayem saç dökülmesiyle ilgili bu şekilde ve artık herhangi bir kozmetiğin bu olaya çözüm olabileceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi eğer öyle bir şey olsaydı benimle aynı problemi yaşayan başka insanlar kalmazdı. Tıbbın kelliye karşı kesin bir çözümü olabilseydi kel insan kalmazdı ama dünya üzerinde saç dökülmesi, saç azalması vesaire problemlerini yaşayan milyonlarca insan var. Tabii ki önleminizi alın, doktora gidin vesaire ama elinizden gelen her şeyi yaptıktan sonra da belli bir yerden sonra kabullenmek gerektiğini düşünüyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sizin de fikirleriniz, görüşleriniz, düşünceleriniz, yorumlarınız varsa paylaşabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İyi akşamlar diliyorum. Mutlu kalın.